bu minibüsü bir şekilde durduramazsak birkaç kilometre ilerideki uçurumdan aşağı düşüp köpek balıklarına yem olacak. Yolla yolla, tam ağzıma yolla. Bayağıdır minibüs yemiyorduk, iyi oldu. Ne yaptığını sanıyorsun dedektif? Çıldırdın mı sen? Görevimi yapmak çıldırmaksa, evet çıldırdım yüzbaşı. Uçuruma gidiyoruz. Şehrin tam ortasındaki uçuruma denk geldik. Hay aksi. Herkes sıkı tutulsun. Feridun, yüksel yükselebildiğin kadar. Düşündüğüm şeyi yapmıyordur umarım. Tamam, kestik. Çok güzeldi. Paydos. Efendim, kahveniz. Korcan Bey, istediğiniz çift havyarlı tost. Buyurun. Harikaydın Korcan. Buradan sonra senaryo biraz değişiyor bildiğin gibi. Sen otobüsün üzerinden aşağı düşeceksin ve hafızanı yitireceksin. Sonra da dedektifliği unutup sakin bir hayat geçiren iki çocuklu bir aile babası olduğunu zannedeceksin. Hadi aslanım, göreyim seni. Anladım, anladım. Ben karavanıma gidiyorum. Bir fotoğraf lütfen Korcan, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Sonra gitmem gerek. Korcan'ı rahat bırakın. Hadi bir taşı buradan dağılın. Al şu kıyafeti Korcan Bey'e götür. Bir sonraki sahnede bunu giyecek. Hemen abi. Korcan Bey, Korcan Bey, orada mısınız? Korcan Bey, Korcan Bey yok. Korcan Bey. Ünlü aksiyon yıldızı Korcan Demir bu taraflarda film çekiyormuş. Duydunuz mu? Oo, bayılırım Korcan'ın filmlerine. En son filminde 78 tane ninjayı tek başına yenmişti. Hem de ayak serçe parmağıyla. Hua! Hay! Hata! Pardon Uyuz Tanju. Hay! Ah ah! Ben de Korcan kadar ünlü olabilirdim. Zaten tipimiz de gayet benziyor. Ben daha yakışıklıyım, sadece o kadar. İşte buradaymış Korcan Bey. Efendim, bütün set sizi bekliyor. Ne? Ne diyorsunuz? Ben Korcan falan değilim. Rolüne hazırlanmış galiba. Dedektif olduğunu hatırlamıyorum. Eğer bir de ben iki çocuklu bir aile babasıyım derse role hazır demektir. Ben iki çocuklu bir aile babasıyım. Ha tabii. Keşke Korcan olsaydım, daha muhteşem bir hayatım olurdu ama. Korcan Bey lütfen buyurun. Sahnenize geç kalıyorsunuz efendim, hadi. Hop hop hop, ne oluyor? Bırakın beni, ben Korcan değilim. Necati, Tanju, bir şey desenize. Çok üzülüyorum şu anda. Götürün götürün. Evet evet, Korcan bu. Hem de daha yakışıklısı. Siz ne biçim arkadaşsınız? Bırakın beni. Bırakın. Şimdi sen ambulans şoförüsün ve bu sahnede Korcan'ı taşıyorsunuz. Fakat Korcan birden hafızasını kaybediyor ve ben dedektif değilim diyerek bağırıyor. Sonra da ambulanstan atlayıp kaçmaya çalışıyor. Hadi Korcan Bey. Hocam geldik biz. Süper. Kıyafetin de şahane olmuş. Korcan, bin ambulansa. Işık. Çok güzel. Ses. Akıyor. O zaman başlıyoruz. Hayır, bu çok saçma. Sen ne sürüyorsun suratıma? 3, 2. Biri beni dinleyecek mi? 1. Ben Korcan değilim. Ve kayıt. Lütfen yatın dedektif, büyük bir sarsıntı geçirdiniz. Arkadaşım, ben dedektif değil. Hay aksi, geçici bir hafıza kaybı yaşıyor sanırım. Telefonum çalıyor, açmam gerek. Çocukları sinemaya götürecektim. Hemen bir tane sakinleştirici yapalım. Ben tutuyorum abi, sen yap iğneyi. Ne iğnesi? İğne olmaz. Ay, nerede kaldı bu adam? Sinemaya geç kalacağız. Telefonlarımı da açmıyor. Kadriye! Remzi, ne yapıyorsun orada? Çabuk in aşağı. Geliyorum. Kestik. Harikaydın. Böyle bir cesaret görmedim. Doğaçlama dediğin budur işte abi. Ciddi mi?
iyi miydim? Herhalde. Aile babası rolüne öyle bir girdin ki ben bile inandım bir an. Özellikle ailene kavuşma isteğini yüzünde hissetmek paha biçilemezdi. Buyurun efendim. Gün sonundaki ücretiniz tam bir çanta dolusu. Ne? Bu benim mi? Remzi, ne oluyor burada? Dur Kadriye. Remzi yok. Remzi gitti. Korcanım ben. Korcan. Neler oluyor baba? Galiba çok güzel şeyler oluyor oğlum. Çok güzel şeyler. Gençler, ne haber? Wow! Bu senin mi Remzi? Eğer öyleyse en iyi arkadaşım sensin bundan sonra. Zaten öyle değil miyim? Vay canına! Arka koltukta gofret özelliği var. Benim gofretim o Tanju. Arabanın özelliği değil. Koltukları ısıtmalı mı bunun Remzi? Tabii. Sadece ısıtmalı değil. Pişirmeli koltuk bunlar. Hatta bakın size kokoreç pişirdim. iki kere Pardon, üç kere. En sevdiğim arkadaşım oldun. O neydi? Işıklı. Evet. Sana da oldu değil mi? Böyle beyaz bir ışık patlıyor aniden. Ben de anlamadım sabahtan beri. Neyse. İşte yine bu ışıklar. Ah gözüm. Paparazzi bunlar Remzi. Bir belgeselde görmüştüm. Şu anda avlanıyorlar. Patlayan ışıklarla beynimizi ele geçirecekler. Çabuk bas gaza Remzi. Yeşil yandı. Bu paparazzi denen varlıklar bir kere kokunu aldı mı asla peşini bırakmazlarmış Remzi. Bir paparazzi ilk defa fotoğrafımı çekti. Ünlü birinin arkadaşı olduğum için artık ben de yarı ünlü sayılırım. Beni de ele geçirecekler. İmdat! Neden beni izliyor bunlar Recati? Çünkü sen artık dünyaca ünlü bir film yıldızısın Remzi. Bundan kaçamazsın. Korcan Bey, arabayı yeni mi aldınız efendim? Ne yapıyorsun burada? İşimi... Hey, ne oluyor burada? Korcan yeni araba almış. Ne, sahi mi? Çocuklar koşun, ekmek çıktı hadi. Çabuk inin, çabuk. Sürü halindeler, hemen kaçalım. Saklanalım. Umarım saklanabiliriz. Korcan dur. Bakın efendim, şöyle bir model de var isterseniz. Gittiler mi? Gittiler herhalde. Bu şapka benim burnumu büyük mü gösterdi? Burnu zaten büyük Necati. Evet, alkış. Alkışlıyoruz bu komik arkadaşımızı. Muhteşem bir espri adeta. Bırakın dalaşmayı. Yürü gidelim hadi. Tamam, ittirme, gidiyoruz. Ayağım takıldı. Da. Korcan arkadaşıyla kavga edip ittirdi. Flash. Ne kavgası? Saçmalamayın. Ayağı takıldı. Neden böyle bir şey yapacağım? Neden böyle bir şey yapacağım? Kaçın! Geliyorlar. Ben böyle ünlü olmak istememiştim. Baba, ne yapıyorsun? İyi misin? Hiç iyi değilim Şakir. Özel hayatım kalmadı. Ben saklanmaya gidiyorum. Çok yoruldum. Bir duş alayım da kendime geleyim. Korcan! Korcan! Bir röportaj yapalım mı hemen? Korcan, günde kaç defa duş alıyorsun?
Korcan, dişlerini fırçalaman kaç saniye sürüyor? Korcan, ben buraya nasıl girdim? İmdat! Oy, burada bulamazlar herhalde beni. Bulurlar. Ben, yani sen, yani Korcan. Evet, benim. Ama sen kaybolmuştun. Kaybolmadım, saklandım. Neden saklandın buraya? Sen neden saklandın buraya? İşte o yüzden. İnanılmaz bir şey. Madalyonun diğer yüzünü yeni görüyorsun, değil mi? Her şeyin bir bedeli var. Eğer ünlüysen özel hayatın yoktur. Tek başına yemek yiyemezsin. Arkadaşlarınla gezemezsin. Ama ben özel hayatımın olmasını istiyorum. Öyleyse bırakacaksın bu işi ve hayatını istediğin gibi yaşayacaksın. Mutlu musun peki böyle? Hayır tabii ki. Kaç gündür ekmek arası havyar yemiyorum. Alışveriş yapmıyorum. Cappuccino bile içmedim. Ve en kötüsü kimse fotoğrafımı bile çekmedi. Ama... Hani bütün bu şöhretten sıkılıp saklanmıştın? Evet, öyleydi. Ve bu kadar yalnızlık bana yetti. Benim ruhum ilgiye her zaman aç Remzi. Ben bırakamam bu dünyayı ama sen bırakabilirsin. Evet, evet. Bu şöhretlerin dünyası bana göre değilmiş. Al şöhretini güle güle kullan. Süper. O halde izin verirsen dünyayı uzaylılardan kurtarmam gerekiyor. Korcan geri döndü. Yuhu. Vay canına. Çok hızlı oldu hepsi. Birden bütün para ve şöhret elimden kaydı gitti. Hey yakışıklı. Aa, Kadriye. Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Sizi dinliyorduk Remzi. Hiç canını sıkma kocacığım. Boş ver baba. Film çekimleri yüzünden hiç görüşemiyorduk. Şimdi daha çok zaman geçireceğiz. Bırak Korcan uzaylıları yensin. Sen bizim evimizin kahramanısın. Bu yeter kocacığım. Sahi mi diyorsunuz? Ben de sizi çok özlemiştim. Şan da şöhret de onun olsun. Ve kestik. Ne? Şaka şaka. Kayboldum da bir taksi çağırabilir misiniz bana? Ay, bu sefer de karanlık mantayı çok koydum galiba. O ne? Küçük bir galaksi oluşturmuşum yanlışlıkla. Neyse. İstediğim yere ışını yollayabiliyorum. Ancak nedense aşırı ısınıp kendini kapatıyor arada. Neyse, bir kez daha deneyip yenisini yapmam gerekecek. O zaman buna da ihtiyacım olmayacağına göre çöpe gidebilir. Dikkat et, dikkat et. Sakın düşürme. Beni germe Remzi, beni germe. Seni germiyorum Necati, seni germiyorum. Bağırma Remzi, daha çok geriliyorum. Tamam. Özür dilerim. Herkes sakin, acele yok. Bu pastayı parçalamadan tek parça halinde götürebiliriz, değil mi? Bir şey desene sen de. Ayaklarım titriyor Remzi. Ayaklarım titriyor. Bunu deme. Tanju, yardım et çabuk. Tamam, geldim. Ayaklarım. Tamam, bitiyor. Kaldırın. Tamam, hallettik. Bu pasta ne için Remzi? Şakir'in doğum günü partisi var bugün. Geliyorsun değil mi sen de? Gelirim tabii. Pasta olacak mı? Evet, pasta olacak mı? Yok, olmayacak. Bu gördüğünüz de traktör zaten. Ne ilginç bir traktör. Saçmalamayın. Bu ne? Pasta işte. Demek ki pasta olacak. Kısır olacak mı peki? Ya baklava? Ha? Peki ya zeytinyağlı yaprak sarma? Bak, bu üç sorunun cevabını istiyorum senden hemen Remzi. Şimdi çıldıracağım. Yürü Necati, bin arabaya. Sen de partiye geç kalma Tanju. Şimdi hediyesiz gitmek de olmaz. Nereden ne bulsam bilemedim. Aa, su tabancası. Hem de yepyeni sayılır. Tamam, işte hediye de hazır. Çatal bıçak da getirdin mi kızım? Evet anne. Aa, Peyami dede ne yaptın? İyi ki doğdun Şakir, yazana sıcattın. Gitmiş babamın anneme yaptığı evlilik teklifi pankartını asmışsın. Gerçekten mi? Bakayım. Benimle evlen. Yarın bu. Ya dalga geçmeyin. Devamına param yetmemişti. Oo, pasta da geldi. Ben gidip Şakir'i çağırsam iyi olacak. Tamam, aferin Remzi. Dikkatlice koyun o pastayı masaya. Anca bir haftada yapabildi pastane onu. O pasta bizim her şeyimiz. Onlar bir haftada yapmış ama ben bir dakikada yerim. Herkese selam. Hoş geldin Tanju.
Pek bir yakışıklısın bugün. Teşekkür ederim. Çiçeği nereden buldun Tanju? Sizin bahçeden. Ne? Doğum günü çocuğu nerede? Odasında hazırlanıyor. Özel bir kostüm giyecekmiş beyefendi. Oo, Tanju ne hediye aldın? Göstersene. Göstermem. Şakir'e vereceğim. Hayır, bakacağız. Bırak şunu Necati. Necati saçmalama. Obaley. Bu ne kadar da muhteşem bir şeymiş. Bu hayatımda gördüğüm en değişik. Ne bu? Bu bir su tabancası. Emin misin Tanju? Herhalde eminim. Al o zaman. Kullan da görelim. Ver bakayım ver. Bakın şöyle oluyor. Herhalde. Bence öyle gibi. Neydi bu şimdi? Işık attı o kadar. Hani suyu nerede bunun? Hayır. Su da olması lazım. Tanju, pastaya ne yaptın? Daha dokunmadım ben. Bilmiyorum. Tamam. Bağırma. Kimse görmedi. Herkes kendi işiyle ilgileniyor. Sakin olalım. Ben atlıyorum buna. O pastayı bulmam gerek Remzi. Saçmalama Necati. Ya bambaşka boyutlara açıldıysa bu portal? Evde uzaylı Dudi'den aldığımız astronot kıyafeti vardı. Onu alıp geliyorum hemen. Remzi, pasta nerede? Pasta şeyde. Pasta neden aradılar? Bir iki süper kahraman figürü koymayı unutmuşlar. Getirin hemen koyalım dediler. Tamam. Çabuk olun hadi. Merhaba Kadriye. Ne gülüyorsun Tanju, iyi misin? Burada önemli bir şey yok. Yani portal gibi. Söyleyeyim dedim. Ne diyorsunuz yine? Portal ne? Portal işte. Başka boyutlara açılan geçit falan gibi. Yani değişik galaksiler. Başka uzaylar falan. Saçmaladınız iyice. Ben gidiyorum. Geldim. Giy şunu Necati. Sen de al tut şu ipi Tanju. Necati'ye bağlayacağız. O da delikten aşağı inecek. Ben hazırım. Tamam Necati. İyi şanslar. O pastayı bulmadan gelme sakın. Sıkı tut ipi Tanju. Bu benim için küçük, hayvanlık için büyük bir adım olacak. Tutuyorum. Tamam. Çok ağırmış. Tamam, sıkı tut. Ben Sinan. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun. Berrin, ay siz de hoş geldiniz şekerim. Hoş bulduk Kadriyeciğim. Çok güzel hazırlamışsınız. Şakir nerede? Pişt, canan, şunu okusana hadi. Bu ne? Of Şakir, saçmalama. Oku dedim sana. Bu benim doğum günüm. Of pekala. Neymiş? Yedi denizin hakimi, gelmiş geçmiş en büyük korsan ve bla bla bla. Karşınızda Şakir. İşte buradayım. Kostümün süpermiş Şakir. Sağ ol Arif. Asıl bir de pastayı görsen. O nerede? O da burada bir yerdedir herhalde. Eyvah, çocuklar geldi. Şakir de burada. Bir an önce bulmalıyız pastayı. Bu ne böyle? Ne değişik bir şeymiş. Bakalım ne işe yarıyormuş. Anne, baba. Ne yapıyorsunuz o halatla? Biz ne yapıyoruz? Halat çekme yarışı yapıyoruz. Değil mi Tanju? Bak yine yendin beni. Seni hınzır. Değil mi? Yendim. Çok güçlüyüm. İyiymiş. Peki pastam nerede? Gir. Evet, yaprak sarma isteyen var mıydı? Biri, burada neler oluyor hemen açıklasın. Biz çılgın bilim hayvanlarını önleme kuruluyuz. Görevimiz ise çılgın hayvan bilim adamlarının izinsizce yapmış olduğu cihazları imha etmek. Çünkü bu yaptıkları buluşlar çok tehlikeli olabiliyor. İyi de bizimle ne ilgisi var? Arkadaki cam kutuda bulunan portal cihazını nereden bulduğunuzu söylerseniz cevabını da öğrenirsiniz. Çöpten buldum, nereden olacak? Demek alay etmeyi seviyorsun ha? Çabuk cihazı verin bana. Şimdi bu cihazın en son açtığı portalların lokasyonunu söylüyorum size. Birincisi sizin bahçeniz, ikincisi de Jüpiter. Jüpiter mi? Necati Jüpiter'de mi yani? Demek ki bunu kullanan kişi ilk atışı gökyüzüne doğru yapmış. Tanju! Bilerek yapmadım. Demek ki bilmediğiniz icatları kurcalamayacakmışsınız.
Ne? Baba ne oluyor? Tavan akıtıyor galiba. Ha? Neler oluyor? Portal cihazını aldılar. Çabuk yakalayın. Ha? Bilim hayvanı Mirket, bizi nasıl buldun? Çünkü portal cihazıma takip çipi taktığım için nerede olduğunuzu evimdeki bilgisayardan görebildim. Asıl soruyu ben sormalıyım. Neden çöpe attığım cihazı aldınız? Sokağa atmasaydın sen de arkadaşım. Yaklaşıyorlar. Al şunu ve kullan evlat. Nasıl kullanacağım? Hiç bilim kurgu oyunu oynamadın mı sen? Şimdi aynı dili konuşuyoruz işte. Aferin evlat. Ver bakalım portal cihazını. O adamlar da kimdi Mirket? Kim olacak? Bizim yeteneğimizi kıskanan bir avuç başarısız bilimciden oluşan bir kuruluş. Kendileri bir şey icat edemiyor diye bizim yaptıklarımızı engellemeye çalışıyorlar. Peki Necati ne olacak? Bekleyin. Son kullanılan lokasyonlara bakıyorum şimdi. Jüpiter! Yok artık. Nereye nişan almışsın sen arkadaşım? Bir daha gofret verseniz bile elimi sürmem o alete. Koordinatları giriyorum ve tekrar Jüpiter'deki aynı noktaya portal açıyorum. Şimdi de buraya. Tamam. Siz eve gidin. Ben de Necati'yi alıp oraya geleceğim. Hadi görüşürüz. Umarım Necati'nin başına bir şey gelmemiştir. Umarım pastamın başına bir şey gelmemiştir. Alemsin Necati kardeşim. Ne yapayım ben de böyleyim. Çay süpermiş. Afiyet olsun. Böyle güzel pasta getirdin bize. Çayımız da güzel olsun bir zahmet. O ne? Necati. Oo, Misket de geldi. Gel gel abi. Çay içiyoruz. Tavla da varmış. Otur da bir iki el oynayalım. Misket değil, Mirket. Hem sen ne yapıyorsun burada? Başına bir şey geldi diye çok korktu arkadaşların. Hadi yürü gidiyoruz. Arkadaşlar ben kaçıyorum, kusura bakmayın. Yine görüşelim. Arayı açmayalım. Tamam tamam Necati kardeş, görüşürüz. Şu pastayı da al, biz yemeyiz artık. Pazartesiden itibaren çok fazla şekerli gıda tüketmeyeceğiz. İyi verin bari bir yolluk yapayım. Hadi hadi gidelim. Siz de buralarda takılın. Bir gün gelip sizi de inceleyeceğim. Git git, süper çayları var. Hadi bakalım zıpla. Neredeydiniz siz Remzi? Herkes sizi bekliyor. Vallahi ne desem boş Kadriye şu anda. Şakir, doğum günü pastasını üflemeyecek misin? Pasta olursa üflerim. Nasıl yani? Pasta nerede? İşte pasta burada. Hadi üfle. Doğum günü pastam. Olamaz. Merhaba yenge. Çay var mı? Yol verin. Yol verin. Dik. Açılın. Bugün pazar diye Caddebostan sahili de çok kalabalık. Ben kesin beceremeyeceğim bu paten işini ama hayırlısı artık. Oğlum sen denemeye devam et. Pes etme hemen. Ya dur. Ay. Hoppa. İyi. Evet hadi. 9 aylık oynayalım. O zaman en az sektiren kaleye geçsin. Olmaz. İlk göz kırpan kaleye geçsin. Ben sektirmeyi beceremiyorum. Başlıyorum. Çık! Kumpirle ikimiz kaldık. Ama hile yapıyorsun. Bana ne arkadaşım? Ben topu atmadım. Kırpmayacaktı gözünü. Hadi oğlum. Hadi evladım. Sıkma kendini. Rahat ol. Harika düşüyorsun. Bana da öğretir misin? Beceremiyorum işte. Kaç gündür deniyorum, ayakta bile duramıyorum. Hadi Kumpir, hadi başarabilirsin. Arkamda gel bir yaratık var Kumpir. Beni kandıramazsın. Hadi başarabilirsin. Düşeceksin. Gözünü kırptın. Yeter artık. Pes
ediyorum. Yapamıyorum işte patel matel. Gidiyorum ben. Evet, hadi kaleye geçin bakayım. 9 aylık başlıyor. Vah! Ben şu Şakir'in peşinden gideyim. Morali bozuldu çocukcağız. Beni de bekle Remzi. Kafama top yedim. Başım dönüyor. Belli ki beceremiyorum. Neden zorluyorum ki? Pes ettim. Ne var yani? Pes etmek en doğal hakkım değil mi? Ha? Bu ses de ne? Bu ne? Şakir, oğlum nerelerdesin sen? Oo, biri çöpe asansör atmış. Ne zenginler var şu hayatta. Kimse çöpe atmadı. Şimdi gök gözünden düştü. Ne? Sihirli bir asansör. Hadi bakalım. Necati abi dur bir atlama hemen. Burada bir tane tuş var sadece. O zaman hemen basalım. Sanki çalışacak. Niye basıyorsun ki? Ne demişler? Çukur buldun kaz, düğme buldun bas. Öyle bir laf yok. Uydurma. Ama bu imkansız. Nasıl olur? Ben korkmaya başladım. Bence çıkalım gidelim buradan. Kapı kapandı baba. Çıkamayız. Bence çok eğlenceli. Hayır değil. Bende kapalı alan korkusu var. Bende de kapalı ayran korkusu var. Kapalı ayran korkusu mu? Hay, ben çıkacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Bakayım aşağıya. Önümüzden bir asansör mü geçti? Aynen. Oksijen gitmiyor kafamıza bence. Bir cam falan açalım. Aynen. Abi sen de her şey aynen diyorsun. Aynen aynen. Oy, bu neydi arkadaş? Oy. Babaanneciğim bana süt ve iyiymişin. Biz de seni bekliyorduk Şakir. Siz kimsiniz? Kim var orada? Biz neredeyiz? Biz kimsiniz? Sen biz miyiz? Sakin ol evlat. Seçimleriniz sizi buraya getirdi. Burası neresi ki? Burası. Nasıl? Çok havalıyız değil mi? Bir dakika ne seçimi? Ne seçimi yapmışız biz? Babaanne bana televizyon açaymışsın. Şöyle ki Şakir paten yapmaktan vazgeçti ve pes ettiğini söyledi. Burası çok istediği bir şeyi yapmayı bırakıp pes edenlerin hapsedildiği bir hapishanedir. Ne kadar da saçma. Öyle şey mi olur? Pes etmek benim hakkım mı? Sonuçta beceremiyorum. Bu işler bu kadar kolay değil delikanlı. Çalışmalısın. Çok çalışmalısın. Çabucak pes etmek diye bir şey yok. Muhafızlar alın bunların hepsini. Hücrelere takın. Bir dakika biz ne yaptık? Biz bir şeyden pes etmedik. O halde bu asansörde ne işiniz var? Bu asansörün görevi pes edenleri yukarı getirmektir. Demek ki siz de bir şey yapmışsınız. Hayır hata yapıyorsunuz. Bizim bir suçumuz yok. Şakir'in de bir suçu yok aslında. Bırakın bizi. Nereye gidiyoruz abiler? Top oynamaya mı? Necati sen de kendine gel artık. Tam sırasını buldun çıldırmak için. İnanamıyorum. Bir paten kayamadım diye beni buraya attılar. Ben de aynen. Tamam doğru yeter. Aynen. Seni niye attılar peki? Ben yarın en hızlı kıyafet değiştiren hayvan olacaktım. Çok çalıştım, çılgınlar gibi uğraştım ama sonunda pes ettim. Asla birinci olamayacağımı anladım ve bıraktım. Aynen. Ben de. Vah. Arkadaşım ne yaptığını sanıyorsun sen? İyi misin? Hapishaneye düşenler böyle bağırmazlar mı? Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Bana bir bağlama getirin çabuk. Bağlama çalmam gerek. Arkadaşım susar mısın? Zaten sinirim bozuk. Yemek saatini bekliyorum burada. Tamam sustum. Siz niye buraya düştünüz peki? Bir gün baktım yürüyemeyecek haldeyim. Ben de gittim spora başladım ama... Ama sonra birden zor gelmeye başladı ve pes ettim. Pes etmemle buraya gelmemle bir oldu zaten.
Neyse, yemek saati gelince beni kaldır, yoksa seni yerim ha. Ne kadar şanslıyım. Herkes koğuşta iki kişi kalırken ben tek başıma kalıyorum. İmdat! İmdat! Simbat! Simbat! Benim midem bozulmuş belli. Simbat diye bağırıyor güzel mideciğim. Kork üzerinden. Aa, altında bir şey var galiba. Tamam, kalktım. Hey, arkadaşım, oturduğun yere baksana. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? He, biliyor musun? Yani böyle de olmaz ki. Bir etrafına bak ama. Ben böyle bir rezillik görmedim. Susmadın ama. Cık 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 cık. Yemek sohbeti. Koşun. Şakir, oğlum nasılsın? Rahatın yerinde mi? Süperim baba. Şimdi havuzdan geldim. Birazdan da parti yapacağız. Sahi mi? Bizde öyle şeyler olmuyor hiç. Baba, dalga geçiyorum herhalde. Ramzi! Necati! Gelin gelin, size yer tuttum. Yok yok, bu çok saçma. Buradan bir an önce çıkmamız gerek. Öyleyse hemen tünel kazalım. Ne? Ben demedim. Sanki şu demiş gibi bakıyor. Ya, ya, hadi! Hadi! Ne oluyor? O halde tamam. Herkes bir tane kaşık alsın. Öğle yemeği arası bir saat sürecek. Bu sırada bütün komşuların kapısı açık kalacak. Şansımıza koğuştaki arkadaşlarımız da öğle saatinde hep televizyon izliyor. Biz de bundan yararlanıp içimizden birinin koğuşuna girip o tüneli kazacağız. Necati, sen de erkete olacaksın, tamam mı? Oley, erketeyim. Erkete ne demek? Erkete? Biz tüneli kazarken etrafı kolaçan eden kişi demektir. Gardiyanların yaklaştığını görürsen bize haber vereceksin, tamam mı? Tamam. Şu andan itibaren süper bir erketeyim. Gözümü bile kırpmayacağım. 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 Gözüm kurudu. Kırpmak zorundayım. Kırptım. Kusura bakmayın. Kaçmış haldeyiz. Yani görüyorsun burada olduğumuzu, bir de soruyorsun kaçtınız mı diye. Sonuç ne oldu yani? Kaçamadınız mı? Hala soruyor. Kapılar kapanıyor. Vay vay. Ramzi, herkes uyumaya çalışıyor. Biraz daha sesli olur musun lütfen? Bir tık daha sesli. Tamam. Oh be, dünya varmış. Ne yaptıysak olmadı. Tünellerin hiçbiri işe yaramadı. Sonsuza kadar burada kalacağız demek ki. Biliyordum. Yine pes ettin değil mi? Neden buraya geldiğini hiç unutmuyorsun. Ne güzel. Pes etmek sana yakışıyor evladım. Pes et boşver. Pes et boşver. Pes et boşver. Hayır. Bu sefer pes etmeyeceğim. Buradan kaçacağız. Ve sen... Ben mi? Ve sen de bana yardım edeceksin. Alo, baba. Baba, beni duyuyor musun? Dinliyorum evladım. İnan, buradan kaçıyoruz. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinleyin. Ramzi, benim su borusu konuşmaya başladı. Sus bir dakika Necati. Şimdi şöyle. Bak. Fısır. Thank you.
Baba, kıyafet. Penguş, yakala. Dursanıza. Çabuk durdurun şunları. Durun. Herkes dursun. Dursun. Durun. Atlasın çocuğum. Sizi gidi yaramazlar sizi. Yürüyün bakayım. Gardiyan, sen nereye götürüyorsun bunları? Aynen. Yani müdürüm, yemek savaşını bu arkadaşlar başlatmış. Onlara ceza vermeye götürüyorum. İyi. Geç hadi. Koş hadi. Tamam, hadi. Yaşasın, kurtulduk. Oley! Aa, gardiyan da bizimle gelmiş. Benim, gardiyan değil. Aynen. Aslan oğlum benim. Pes etmedin, yılmadın ve kafana koyduğunu yaptın. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol baba. Bundan sonra hemen pes etmeyeceğim. O zaman patene ne dersin Şakir? Tamam. Hadi yapalım şu işi. Yahoo! Aynen.